Herkese selamlar arkadaşlar. 30 günlük challenge'ımızın bugün 7. günündeyiz. Kaç gün kalacağım? 20 25 25 gün gün kaç? matematikte sanıyorum şu an. Allah, biz burada mikrofonla elimiz ayağımız titredi yine. Bugün Bugün Cem'in Cem'in ofisindeyiz. Fakat ben Muhammed Usta, başlıyoruz. Evet. Evet, nasılsınız? Gününüz iyi geçti mi arkadaşlar? Biraz geç kaldım Cem'e yetişmeye çalışırken, İstanbul trafiği vesaire derken şu an buradayız. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Evet, bugün ürün araştırmasına devam edeceğiz. Bahsetmediğim şeylerden bahsetmeye çalışacağım. Farklı yerlerden yakalamaya çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz her gün farklı bir ürün görerek farklı farklı konulardan bahsedebiliyoruz. Beğendiniz mi Cem'in ofisini? Cem bu ofis dedi getirtti bizi buraya. Aslında terasa çıkaracaktım sizi de. Teras Ama biraz soğuk. soğuk diye Yani çıkartamadım. dona dona yayın yapacaktık. Evet arkadaşlar, biraz koştur koştur geldim ben de. Ürün araştırmasından gideceğiz. Yine Neuralizers'dan gitmek istiyorum aslında. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Evet Cem, tamam mısın? Başlayalım mı? Ben tamamım. Herkes selamlar demiş. Önce böyle bir sorusu olan var mı? Göremedim ben yorumlarda. Bakalım. Onur Bey hoş geldiniz. Aa TV, Mahsun Bey, 3D Pen, Ali, Kamil Bey, hepiniz hoş geldiniz. Lala sen de hoş geldin. Muhammed Ali sen de hoş geldin. Tarık sen de hoş geldin. Bu kadardık zaten yoklamamızı yaptığımıza göre. Var mı sesini çıkartmayan? Evet, bugün hemen şöyle like'lar attık, bekliyoruz diyenler var. Like'ları atmayı unutmayalım tabii ki. Biraz daha böyle yükselsin rakam, başlayalım olur mu? Ürün araştırma normalde 70 kişiden aşağı düşmüyor. Aslında 60 ortalamayla gidiyordu. 60 izleyici ortalamasıyla gidiyordu. O yüzden 50 kişiyle başlıyoruz bugün. Bu açı daha iyi olmuş demiş Gürcan Hanım. Burası Wuhu'nun ofisi bu arada. Cem'in ofisi. Hocam şöyle, bu ofis aslında. Özelleştirelim lütfen. Tabii. Onu da ayarladın Tabii hocam, her değil şeyi mi hocam. Cem? Her şey. Kislak Bey. Bu arada Instagram'dan da ufak bir duyuru yapalım mı? Canlı geçeyim bir iki dakika. Al gel. Yani bilmiyorum açısı falan nasıl olur. Evde Geç. yapacağım, doğal olacak. Tamam ha. Ups. Evet, ürün araştırması 33 kişiyiz. Şu an biraz daha bekleyelim. Kadınlardan yana yapın artık demiş. O kadar isterdim ki kadın kitlemiz daha fazla olsun. Bizim kadın izleyici kitlemiz, yani Instagram'da da öyle, gerçekten aşırı düşük. Kaç da hatırlamıyorum ama baya baya düşük. Biraz nedense kadınlar bu tür işlere. Ama bizim mesela kursumuzun içindeki kadın sayısı çok fazla. O beni çok mutlu ediyor, memnun ediyor. Şimdi kadınlardan yana yapın artık derken ticaret kadınlardan yana gitmiyor maalesef ama. Öyle bir hikaye de var. Maalesef öyle değil o işler. Siz kadın bakış açısıyla bu sektörü daha da güzelleştirebilirsiniz tabii ki ama şu anda kadınlardan yana bir arama yöntemi yok. Yani insanlardan yana bir arama yöntemi var. Evet, %10'luk neredeyse ya kadınların arama oranı bu keywordleri. Öyle mi? Evet, yani baktığım kadarıyla bizim hesapta en azından öyle gözüküyor. %10. İyiymiş. %10-15 civarı. Gayet iyi. Bu arada Instagram'da da canlıdayız. Merhaba arkadaşlar. YouTube'a bekliyoruz. Birazdan ekran paylaşımıyla ürün araştırması yapıyor olacağız. Hatta hadi başlayalım yani Cem, uzatmayalım. 32 kişi, 38 kişi de burada bekliyor. Bir anda 38 oldu. Instagram'dan biz demek ki duyuramıyoruz yani. Çünkü ciddi anlamda muhtemelen Instagram'dan aktı buraya bu kişiler. Instagram'dan kimler Instagram'dan geldi? Var mı Instagram'dan gelen?
Evet hocam, o zaman ben Instagram'dan kapatıyorum. İnsanlar YouTube'a da gelsin. Evet, YouTube'a bekliyoruz arkadaşlar. Gelin, açıyorum şimdi ekranı. Ürün araştıracağız beraber. En sevdiğiniz konu. Tamam. Paylaşayım bunu, daha sonradan gören gelsin mi? Yayından Pay sonra silerim. paylaş yayından sonra sileriz, evet. Şimdi ekran paylaşımını veriyorum. Amazon hesabı açma işi, evet, o bir iş değil mi? Yani biz yapmıyoruz. Yapanlar var. Ama kursiyerlerimizin hesaplarını biz açıyoruz tabii ki. Beraber açıyoruz. Hesap açmayı öğreterek ilerliyoruz orada da. Evet, ekranım geldi mi? Burası da hiç değişmedi günlerdir. Ekran geldi mi Cem? Görebiliyor musun? Geldi geldi, evet. Okeyiz. Tamam, yine Liberalize'dayız. Var mı bakmamı istediğiniz kategori arkadaşlar? Cem, yorumları göremiyorum ben. Bakmamı istedikleri kategori varsa direkt oradan Tamamdır, şu an başlayalım. bakıyorum. Yorumların cevapları gelene kadar bahçe ürünlerine bakalım. Hazır yaz da yaklaşıyor. Bahçede neler var? Bizim de teras bayağı bir aslında. Güzel, belki alacak bir şeyler bulur. Gelsin, enteresan ürün arayalım. Şu ne, plant name tags? Bu 255 yorum var. Ama yine de bir bakayım. Belki bir işe yarar. Şunlar ne? Evet arkadaşlar, burada ilk defa katılanlar için anlatıyorum. Ürün araştırması yapıyoruz. Neuralizers diye bir alan var. Yeni çıkan ve satışı yüksek olan, yükselişe geçen ürünleri bulabildiğimiz direkt Amazon verisi. O yüzden her gün güncelleniyor. Programdan arama yöntemlerinden 1000 kat daha iyi. Programdan bir ürün arıyorsan ortalama bir ürün çıktığında 2 hafta sonra bulabiliyorsun. Ama buradan bakıyorsan aynı gün ürünü görüyorsun. Öyle söyleyeyim. Ya da bir gün sonra mutlaka fark ediyorsun her gün bakıyorsan. Şimdi ürün araştırmada bu alanda görecekleriniz bir tık programsız olacak. Bir de piyasa analizi yaparken programları kullanacağız. Yeni gelenler için kısa bir özet yaptım. Şimdi burada Neuralizers'ın her kategorisinin her sayfasında 50-100 arası ürün var. Bazı kategorilerde daha az. Bunlar 1'e yaklaştıkça tabii ki Neuralizers olduğu için en iyi satıcılardan uzaklaşıyorsun. Şu anda Patio'nun, Neuralizers'ın birinci sırasındaki satıcı şu anda Niv, en iyi Niv yani. Onlara tek tek bakacağız şimdi. Burada istediğim tek şey sizden ürünün ne olduğunu anlıyorsunuz ve bu ürünün piyasası hakkında bir tahmin yürütüyorsunuz. Kısacası sen ürünü tanıyor musun, tanımıyor musun? Önemli olan bu. Sen tanıyorsan muhtemelen piyasası zaten çoktandır var olan bir üründür ve domine çoktan edilmiştir. Yüksek yorumlu satıcılar vardır ve onların yerleri gayet sağlam oluyor. O yüzden o tür piyasalara çok da girilemiyor diyebiliriz temelde. Daha fazlası için eski yayınları izleyebilirsiniz yeni gelen arkadaşlar. Şimdi ben bu ürünün ne olduğunu anlamadım ve merak ettim. Açtım. İlk yapmam gereken şey, ürün listesinde ne demiştik? Fotoğraflara bakıyoruz. Kalem var. Şöyle isim veriyorlar herhalde çiçeklere. Öyle mi? Aynen öyle. Tamam. Şimdi ne yapıyorsun o zaman? Bunun keyword'ünü buluyorsun. Yani bu ürünün listesinin benim için hiçbir önemi yok. Kelimesini bulacağım. Müşteri olsaydın ve böyle bir ürün satın almak istiyor olsaydın Amazon'a girdiğinde ya da Trendyol'a girdiğinde ne yazardın? Nasıl bir arama yapardın? Keyword buna dönüyoruz. Anahtar kelime. Şimdi kelimemiz burada genellikle en başta olan öbekte oluyor. Çünkü başlığın en değerli bölümüdür en baş. Ve satıcılar bu kelimelerde indekslenebilmek için önem sırasına göre bu kelimeleri başlığa dizerler. Bu kelimemizi aldık. Bu keyword'ümüzü aldık. All kategori yaptım ve arattım. Evet, doğru kategori mi? Doğru kategorideyiz. Genel bir baktığımızda evet, doğru kategori. Kaç tane sonuç çıktı? 1000 küsür sonuç çıktı. Yani 1000'den fazla sonuç çıktı şu anda burada. Yani potansiyel 1000 adet rakibimiz var. Sadece bu kelimede. Devam ettik. Burada şimdi neye dikkat ediyorsunuz? Direkt yorumlara. Yani sen bu piyasaya çıkmak istediğinde bunlarla rekabet edebilir misin? Buraya bakıyorsun, 255 yorum, 200 yorum, 15.000 yorum. Şimdi bu 15.000 fazla. 292 yorum, bildiğin kağıt aslında. Bu Türkiye'de de çok rahat üretilir yani.
255 yine bu ama aynısı. Geçiyorsun bunu. Organikten devam ediyorsun burada. 138 yorum, 400 yorum, 400 yorum. Bu ahşap versiyonları. Şurada hiç yorum olmayan bir arkadaşımız var. Şimdi yorumlar çok ortalama. Yani ne çok düşük ne çok az. Az değil. Yeni çıksın istiyorsak az bir piyasa, yorumu az olan bir piyasa değil. Ama yine de ben verilerini merak ediyorum ve Can Gütsükat'ımı çalıştırdım. Enteresandır. Yani bu ürün gayet güzel satıyor. Kağıt aslında. Label sadece. Böyle bir kalın bir label aslında. Etiket. Saksıya geçiriyorsun. İsmini yazıyorsun herhalde. Anladığım o. Bitkinin ismini yazıyorsun. Şimdi burada ne yapıyoruz? En iyi satanları büyükten küçüğe sıralıyoruz. En iyi satan arkadaşımız buymuş. Plastik bu. Eski versiyon olsa gerek. 15.000 yorumu var. Eski versiyon dedim ama bir bakıyorum. Bu neymiş? Bu da mı plastik? Bakalım bir biraz daha inceleyelim. Hamuru biraz daha kalın kağıt olabilir bu. Evet, plastik değil bakın. Bu biraz daha hani elastik bir formda bir kağıt tarzı bir şey gibi bir şey. Ya bunun bir ismi vardır ama ben bilmiyorum muhtemelen. Neyse artık ismi böyle bir şey. Metalili. Neyse geçtim metalili. 300 satış. Şu aynı liste bakın. 373, 373. Biasar da aynı. 187, 187. O zaman bu listelerin aynı olma yani ayrı listeler olmasının imkanı yok. Varyasyon muhtemelen ve program size burada hatalı sonuç veriyor. O yüzden birini kaldırdım. Burada aslında organik satışlar şöyle başlıyor. 373, 218, 158. 158'deki arkadaş ahşap satıyor. Yani o da rakibiniz aslında. 152 satış. WhatsApp'tan da verdim. WhatsApp mı? Durum. Durum mu? Dede Evet. miyim ben ya? Bu hiç belli olmuyor bu arada. Senin O mentorda WhatsApp kaç tane tüccar var? tüccar mı? Ailem var. Ailem var. Annem babam izler Neyse. artık. Dostum. Buradan devam ediyoruz. Satışlar yani çok da iyi değil çünkü biraz karışık bir piyasa. Hani bir elastiği var, bir kalın plastiği var. Elastik olanlar yeni çıkmış gibi duruyor. Temelde öyle. Ama yorumlara baktığımızda zaten çok da değmeyecek bir piyasa. Satış fiyatları da aşırı düşük ayrıca. Yani satış fiyatları bu satış fiyatlarıyla çok kar edemezsiniz. Şunlar Sineksa var. Direkt trap yani sinek tuzağı. Şu neymiş? Bu da yine uçan haşere tarzı şeylerin gelmemesi. Şimdi shortum zaten böyle bir 50 yıldır falan var. Pardon yanlış sekme açtım. Bu hortum gerçekten uzun zamandır var. Geçtim. Şunlara bakıyoruz. Bunları geçtim. Kategori geldi mi bu arada Cem? Var mıymış istedikleri kategori? Eğitim kalitesi bol satışlar demiş. Kategori ben hala görmedim. Bir plastik yazıyor demiş birisi. İnce plastik olabilir evet. Şimdi şu ne arkadaşlar? Bu ne biliyor musunuz? Bayrak direği. Şimdi çok müstakil ev olduğu için Amerika tarafında hepsinin böyle bahçesinde bu tarz direkleri oluyor. Şu bayrağı da her özel güne göre değiştiriyorlar. Ne bileyim 4 Temmuz'da Amerika bayrağı asıyor mesela. Yani sonrasında dini bayramlarında o bayramın özel bayrağını ya da renklerinden oluşan bayraklar asıyorlar. O yüzden böyle saçma bir ürün var orada. Bakalım. Yani bu ne deyip geçmeyelim bakalım. Bu arada öneriler geldi. Oyuncu mouse pet kategorisini ya da çevre ürünleri demiş. Bir de evcil hayvanlar geldi. Pete bakalım. Tamam. Evcil hayvanlara bakarız. M Garden Floral demiş. Bakalım M Garden. Leatherme. Ama bu top M'ye özeleni. Şu ne mesela? Bu da B'si. Ha, harf harf bayağı varyasyon yapmış buraya. Bu tür ürünler çok zor oluyor. Çünkü hangi harfin daha çok satacağını öngöremiyorsun pek. Öyle bir sıkıntısı var bütün. Kaç tane satıyor bu? 177 tane satıyor. Anavaryat hangisini göstermiş hocam? Hangi harf? Ana varyant mı? H miydi? M'ydi M. M. En çok M ile başlayan var demek ki.
Öğrenmişsin Cem. Bir şeyler kattın. Ya. Hocam yakında Uhud'a Sen gerçekten bizim işimizi çalacaksın. Biliyorum seni E ben. girişimci 2. Monogram, leather falan falan. Böyle şimdi flak floral. Bunu yapalım bir. Kek kalıpları gelmiş. Onlar işte kategorisel olarak bakarız. Bu mu? Doğru mu bilmiyorum. Bahçe için ama. Garden. Aynen şu Amazon önerdiğine bir bakalım. Bu. Evet. Ne? Olmaz mı? Beğenmedin Yok, ben şeyi mi? düşünüyorum da Twitter'dan da mı açsam filan böyle. Ben kendi kendine orada Evet, kendi Twitter kendime olmaz düşünüyorum. ya diyor kendi kendine. Evet. Kaç kişiyiz? Evet, burada 177 satış var. Sadece bu satıyor. Diğerleri böyle dandik dündik satıyorlar. Yorumları da öyle. Saçma bir piyasa. Bana gelmedi. Geçtim. Bu da kuş besleme şeyi. Cama takıyorsun. Böyle. Arı falan da mı besliyor? Nedir? Arı mı giremiyor? Giremiyor. Onu anlatmaya çalışıyor herhalde. Evet, arı giremiyor diyor. Suluk. Kuşlar için. Güzelmiş. Kuşlar için böyle çok şey yapıyorlar. Ağaca falan da bayağı satışı var oralarda ya. No feeders. Şu kelime gibi görünüyor. Aldık keyword'ü, varmış bu versiyon. Ama bunun teklisi çıkmış bak. Şu varmış belli ki. 1000 yorum var çünkü. 1700 yorum var. Bir de şu versiyon çıkmış. Şimdi bu 0 yorumlu 27 satıyor. 49 yorumlu 164 satıyor. Bu iyiymiş bak. Bu güzel satıyor. Şu versiyonları var. Şimdi bunlar da senin rakibin tabii bir nebze. Cama takılıyorsa rakibinci yani. Öyle düşün. Şu versiyon yeni. Bakın arkadaşlar. Şu. Yorum yok. Tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Ama bir rakip var ki yukarıda 40 yorumla 100 tane satıyor günde. 100 küsür tane. Evet, Merve Hanım giyim kategorisi çok geniş ve uğraştırır mı bilemiyorum ama merak ediyorum demiş. Uğraştırır yani. Eğer böyle bir tekstil fabrikanız falan yoksa bence bilemiyorum. Çok tavsiye etmiyorum. Zor bir kategori çünkü. 164 tane satıyor. 49 yorumu var. Tamam. Bu nereden satış alıyor? Hemen keyword analizi. Tıkladık buna. Çünkü güzel satıyor bu gerçekten. Nereden satış aldığına bir bakalım. Ne yaptık burada? Django Scout'ın Search Keywords tool'u var. Buna bastım. Django Scout otomatik olarak asini buraya attı. Bana indekslenmiş olduğu bütün kelimeleri gösteriyor. Bu ne demek? Aslında ben de buradan bakacağım. Diyeceğim ki satıcı bu kelimeden alıyor. Burada 268 tane indeksli olduğu kelime var. Ve kelimelerin hepsi böyle bir yeşil yeşil. O kadar güzel ki hepsi artışta. Yüzdesel artışta. Şimdi bu window bird feeder dediği kelime bayağı iyiymiş. 718 bin aylık hacme sahip. Yani ayda 718 bin kere aratılıyor. Şimdi bu kelimeyi ben zaten bu kelimeyi yazdım diye hatırlıyorum. Bu kelimeyi yazmamışız. Bakalım. Burada 50. sırada. O zaman buradan satış alması zor. Çok aşağıda çünkü yani. 50. sırada, 59. sırada müşteri sen bilirsin. Yani e-ticarette bir Trendyol'a bir yere girdiğinde bu kadar gitmiyorsun. İlk 10'da gerçekleşiyor satışların %80'i zaten. Kişi kendinden bilir işi zaten. Ben hayatta ikinci sayfaya bile geçmem şey alamazsın. Aynen. Bak burada 6000'lik hacim. Şimdi bunun nerede indeksli olduğunu da çözemedik. Bak mesela böyle bir sıkıntı var şu an. Çünkü diğer kelime 119.000 hacimde. Burada da 91. sırada. Ama bazen bu sıralamalar yanlış olabiliyor. O nedenle ben bir açıp kontrol ediyorum. Gerçekten o kadar geride mi diye bakmak için. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Hızlıca böyle bir göz geziyorum. Bakın burada mesela. Yanlışmış. Django sizi yanıltıyor burada. Çünkü veriyi geç çekiyor dedim ya. Yani şunu bile geç çekiyor. Düşün. Jungle baktığında 91'deymiş yani.
Şu an burada mesela. Kaçıncı sıra? Yine bir 30'da falan yani. Ya da 18-19 civarı. O civarlarda. Geliyor. Bunu alın takip edin mesela. Güzel ürün. Bundan sadece daha fazla çıkması lazım piyasaya. Çünkü mantık şu. Ne kadar fazla rakip, o kadar fazla analiz. Rakiplere bakıyorsun, izliyorsun. Güzel satıyor mu? Satıyor. Hangi kelimeden satıyor? Buluyorsun. Kelimeyi takip ediyorsun. Hacmini takip ediyorsun. Bir de bir müşteri yorumlarını takip ediyorsun. Bazı dandik ürünlerin müşteri yorumlarının gelmesini bekle mutlaka. Rakiplerinin yorumlarına bak. Sıkıntılı bir ürün mü onu tespit et önce. Bir tık izleyeceksin bu ürünü. Yani gözlemleyeceksin. Kelimesine girip girip bakacaksın. Bu ürün mesela bugün 19. sırada, sallıyorum tamamen. Yarın buraya gelebilir. Ya da diğer keywordlerde çok geride. 59'da, 31'de burada falan. Yarın ne olacak? Ya da bir hafta sonra ne olacak? Ya da bugün 100 satıyor. Yarın 200 mü satacak? Ya da 90 mı satacak? 80 mi satacak? Bunu bir izleyeceksin yani. Ya belli ki yeni bir versiyon bu çünkü. Şöyle alta gelelim. Bakın rakipleri de altta çıkıyor. Buranın da hep böyle benzerleri olması lazım. Aynı amaca hitap ediyorlar okey ama şu mesela bir tık benzeri, bu bir tık benzeri. Bunlar ama bayağı eski versiyonlar. Böyle. Geçtim. Yani bir tık güzel bir piyasa bence ama izlemek gerekiyor. Aynı kategoriden devam ediyorum. Şunlar Refill Kits neyin ha bu şey trapların refili. Refil dediği de şey kurşun. Refil ne Refil abi? tekrar doldurma gibi mi? Yani işte şey filtre ya. Filtre Ha, gibi bir filtre. şey yani. Refil filtre demek değil bu arada ama Olduğu kadar. olduğu kadar olmadığı kadar. Benim telefonumu versene ya arada bakayım. Vereyim. Ah, Şimdi şunlar var. Bu arada bu garden kategorisi abi ses bana gelince ben kafam kırıyor. ne gelince? Kulaklıktan ses bana geliyor ya. Bu arada şöyle. Garden'da hep böyle incik boncuk şeyler göreceksiniz. Yaz gelirken de böyle hep havuz şeyleri böyle aksesuarları vesaire göreceksiniz. Garden'da böyle bir kategori. Şunlar varmış mesela. Mother Day Mom Gift. Mother Day'e şey yapıyor. Gift for mom, daughter son yani satıyor mu? Satıyor. Nereden satıyor? Keyword orada yok. O zaman jungle'a bakıyor. Hocam vallahi öleceğim. Ya. Hilal'im gelmiş ver bakalım seni keşfettim demiş. Tam da Instagram'da yayın yaptığımda sen demiştin ya Ha. kadın izleyici oranımız çok düşük diye. Evet. Bugün yorumlara çok fazla kadın izleyici yorumu geliyor. Aa, ben göremiyormuşum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Demiş ki cam sil satmak istiyorum mümkün müdür demiş. Yani Ya onların hepsi doludur. Bizim buradaki asıl mantığımız ürünün yeni çıkmış olması. Cam sil çok olacak bir şey değil yani. Şöyle hemen ben de gireyim yorumları görebilmek adına. Çok pardon bekletiyorum sizi arkadaşlar. ben orada yorumları okuyayım sana istersen. Oku. Parti malzemesi önerisi de gelmiş, oyuncak kategorisi. Onun dışında ne demiş? Aykut Hocam bir şey demiş. Build kategorisinde krem, boya vesaire gibi şeyler var. Evet. Bunlara bakmak çok mantıklı gelmiyor. Bana doğru mu düşünüyorum acaba? Valla beauty kategorisi güzel bir kategori ama krem vesaire evet sıkıntılı ama boya moya hani biraz kozmetik makyaj oralara girilebilir. Evet, oralarda. Yani tam vücuda tesir etmeyecek şeylere genelde Aynen. daha çok tercih ediyorsun sen. Aynen. Yani böyle yan etkisinin olmayacağı. Tabii beauty'de yan etkisi olacak çok şey var ama çok da daraltmanızı tavsiye etmiyorum. Jungle Scout'la bir anlaşmam yok Resul. İndirim için soruyorsam indirimimiz var. Ama böyle hani yok bizi pazarla falan gibi bir durum yok. Yoksa leş gibi bir program yani. Yani sadece şey verileri falan ama hepsi aynı olduğu için böyle devam ediyor. Bir de Jungle'a alıştık. Helium'da aynı. Kalite olarak aralarında bir fark yok yani. Evet. Aynen. Bence aynı. Bana göresi.
Şimdi der ki Helium çok güzel diyen olur. Ben bir şey mi alayım, böyle bir gardımı alayım. Aynen olabilir. Alışkanlık da önemli zaten. Bir de Alışkanlık bir de. Ya... kurumsalınız da yakın. Turuncu turuncu böyle. Amazon işi yapan herkes turuncudur. Öyle de bir şey var yani piyasada. Herkes bir yerlerde turuncu ama bizim logoda çok turuncu yok bak. Evet, yani kurumsalı genel olarak ben turuncuya verdim de sizde. Kırmızıdan Aynen. turuncuya geçiş. Bir tık bizim logomuz şey yani. Böyle aynen, kırmızıdan turuncuya geçti. Onu diyordum. Tamam, evet. Evet, bu arada dünkü konuda hani kontrast renkler dedim ya rakiplerde. Evet. Helium'la Jungle. Biri lacivert, biri turuncu mesela. Aa, Hemen olabilir. onu da vermiş olayım dipnot. Aynen, Dün çok konuşuldu. gerçekten önemli bir şey. Tamam, devam ediyorum arkadaşlar. Bu ürün nereden satıyor dedik. Ürünü hatırlatayım hemen. Bu. Güneş enerjisiyle çalışan, ne denir onlara, bir şey. Işıklı. Yani Mother Day'den yürümüş bayağı. Giftlerden yürümüş. Yani böyle ürünler bir tık ölüyor sonradan. Onu söyleyeyim. Ama şu asıl yani. Vanç nasıl okunuyor bilmiyorum. Açıyorum kelime. %12'de düşüşte bu arada kelime. Şuraya çıkmış bu. Bakın 149 tane satıyor ama bu bildiğiniz işte bahçeye takalım bu bir şeyler yapsın diye söylenen şeyler. Tamam. Ama bizim için önemli olan güneş enerjisiyle çalışıp ışıklı olması. 700 yorumlu bir arkadaşımız varmış. Beş bin yorumlu var. Kapattım. Hiç zaman kaybetmeyelim. Şu kategorilerden biri. Bahçe böyleydi. Başka kategori seçelim. Mobilya modülleri hakkında örneğin köşe sehpa. Çok büyük boyutlu Melike Hanım. Küçük paket olmuyor işte o yani. Küçük paketten kastımız bizim ayakkabı kutusu bile büyük mesela bizim için. Küçük paket denince aklına ne geliyor? Bak aklıma hiç paket gelmiyor. Etrafa bakıyorum yani. Mesela kulaklık paketi, o da çok mu küçük? O asıl istenilen o ama olmayabiliyor. Onu her zaman tutturamıyorsun yani. Şu kitap boyutları. Aynen. O da büyük. İşte bizim sende vardı bir müşterimizin kutusu. Bir danışanımızın kutusu o kadar yani. O kaç santimse artık. Göstermeyeyim Göstermeyeyim ben. zahmeti. Şimdi gidiyorum. Pet Supplies geldi. Onu gördüm sürekli. Toys'a bakalım. Toys'a ama geçen baktık ya. Pet'e hiç bakmamıştık. Şimdi Pet'e bakalım. Sonra Toys'da belki bakarız. Ama Toys'a geçen bakmıştık. İsmail Bey Telefon sormuş. kutusu bak. Aynen. Telefon kutusu boyutları yani. Private için bir ürün araştırması yapıyorsunuz yoksa arbitraj için mi demiş. Private. Evet. Şimdi ne yaptım? Bu sefer farklı yöntem. Ana kategoriler buradaydı. Nivelize alanındayız yine. Pet Supplies'a tıkladım. Bu alanda şunu da yapabiliyoruz. Burada da Jungle çalıştırabilirsiniz. Ama benim ilk tavsiyem Jungle'dan değil de direkt gözünüzle eleyin. Yani orada az önceki kategoride benim elediğim gibi eleyin. Şimdi burada satış matış önemli değil. Bunlara bakmanıza gerek yok. Burada asıl önemli olan ürün ne? Bu. Zaten buradaki Nivrelize'a girdiyse ve iyi bir kategori ise mutlaka satar. Satıyordur ya. Sattığı için burada zaten. O yüzden şuna bakalım. Elektronik kedi maması kabı. İşte kendinden boşaltıyor falan saatli. Geçtim bunu. Zaten büyük bir ürün ve yıllardır var olan bir şey. Mesela bu ne? Bunu açalım. Kalsın. Bakacağız. Toplu bakarız. Bu ne? Dog food mat. Köpeklerin işte kabının altına serilen mat. Yemek kaplarının altına serilen mat. Ya piyasasını tahmin edebiliyorum ben. Muhtemelen hayvan sahipleri varsa aranızda onlar da edecektir. Geçtim o yüzden. Dolu bir piyasadır. Dog poop bag. Bunu geçen Amazon'da markalaşan ürünler vardı bizim. Dünkü canlı yayında inceledik bunun piyasasını. Baya zaten hani orada ciddi rakipler var. Geçtik. Bu ne? Yine mat. Az önceki ürünün benzeri. Geçtik.
Bu da su kabı. Böyle ne denir ona? Akıtır ya. Ne ya bu? Fiskiye gibi bir şey işte yani. Enteresan. Şey için mi? Yani Seviyorlar. kediler için. Fışkiye. Aynen. Bizim kediler mesela musluktan su içiyor hep. Onu da Açalım. telaffuzu nasıl da acaba? Fışkiye diye kaldı ama. Fışkiyeyi kırdılar. Fışkiyeyi kırdılar etinden. Var mı hatırlayan o muhabbeti? Var mı Geziciler. mahsur başkan geldi de. Ha? Yok yok siyasete girmiş. Yani. Kanal kategorisi eğitimde şu an. Evet. Burada da kedi otu gibi bir şey galiba. Böyle mi Cem? Yalıyorlar ya, bu seviyorlar Evet. bayağı öyle şeyleri. Bir bakalım. Kedi otu galiba. Bunun da aslında değişik değişik tasarımlarda birçok şekilde Evet. pazarlanabilir yani. Biz kedimize bir şey aldık. Balık böyle oynuyor. Dokunduğunda balık kafayı yiyor, böyle zıplıyor falan. İçinde kedi otu vardı. Bizim kedi de bayağı böyle kafayı yiyor onunla beraber. Burada bildiğim ürünleri geçiyorum. Yani bunlar zaten var. Şu işte kapı şeyleri, merdiven korkulukları falan. Bunlar zaten var olan şeyler. Mesela şu ürün aşırı popülerdi bir ara. Hala popüler mi? Onun için açtım. Bu yine açtık bunun bir benzerini. Sekmelerde bakacağız, inceleyeceğiz. Bunu anlamadım. Neymiş bu? Invisible Fence. Ne bu, takip şeyi falan mı? Algılayamadığımız birçok satan. Anlamadım ben ya. Batarya falan diyor. Takiple alakalı muhtemelen. Batarya da ne? Bu var ya, kesin yasaklı ürün. Çünkü anlamıyorsan bir ürünün ne olduğunu, muhtemelen satıcı bir şeylerden kaçıyordur. O yüzden anlamıyorsundur. Anladınız mı? Anlayan var mı? Değil mi? Bence de bu köpekleri böyle hafif elektroşok veriyorlar. Öyle bir şey var gerçekten. İnsanlık dışı bir şey. Elektroşok orada da köpeği gülüyor. Atacağım bilgisayar şimdi. Çok sinirlendim. Eğer öyleyse, bir de öyle değilmiş. Burada kendi kendimize kuruluyoruz. Harbiden. GPS gibi bir ürün demiş birisi. İşte ben... Köpeklerin bahçeden çıkmaması için kullanılıyor. Öyle mi? Evet, çıkarken herhalde bir şok mu veriyor da çıkmamasını ne itiyor anlamadım. Valla Osman, sen bu işi anlıyorsun. Elektroşok verip uzaklaştırmasını sağlıyor. Mesela bana bir kursiyerim böyle bir ürün getirse olmaz derim yani. Bana gelmez derim. Etik olarak buna danışmanlık veremem. Evet, ciddi anlamda problemli yani. Bu da cidden insanlık dışı bir üründü. O yüzden insanlar dünyanın başına gelmiş en barbar varlıkla diyerek geçiyorum. Ve şunun tatlılığını. Bunları biliyoruz. Bunlar var. Bu olmaz. Bu hiç olmaz. Şu bak, şu olabilir. Buna bakalım. Satıyor işte Osman. Satması daha büyük sıkıntı. Ama ben bu canlı yayında biraz da kopya vermiş oldum istemeden. Amazon'dan bir ara silah da satılıyor muydu? Vallahi bilmiyorum. Bizim Bu bir kursiyerimiz var, silah üreticisi. Burada mısın abi? Ama yok, silah üreticisi buradaysan da yazma artık. ne? Yani şey vermiş oldun. Her yayına geliyordu aslında. Umarım yazmazsın. Evet. Umarım yazmazsın. Fake hesabın varsa oradan yaz. Yani ulaşmaya çalışmasınlar. Yani satıyor ama ABD'de diyor. Satıyor ABD'de. O yüzden yasaklı ürün zaten. Hani Amazon'da yasaklı ürün. Şey,
O yüzden keyword falan koymamış yani. O yüzden bulamadık ürünün ne olduğunu yarım saat. Hocam peki şey enteresan değil mi? Keyword yok, ürün yasaklı, bak bu da milletin öyle. bulması çok zor. Nasıl satıyor? Bilen alıyor. Bu da öyle. Değil mi? Şak dediğine. Şok işte yani. Yapmayın arkadaşlar. Girmeyin böyle şeylere. Ne oldu Cem? Nereye Hocam ben gidiyorsun? şöyle ufak bir hatırlatma yapmak için geldim. Birkaç beğeni alırsak süper olur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Güzelmiş beğeni sayımız bak, gayet iyi. Teşekkür ediyoruz herkese. Bu neymiş? Bu da aynısı. Abi ne çok var ya. Bunlar tasma. Bunlar böyle. Bu ne? Bak şöyle tatlı şeylere bakalım. Evcil hayvanları işkence edecek değil de daha çok eğlendirecek şeyleri. Bu güzelmiş. Buna bakarız. Tamam, başlıyorum. Açtık ürünleri. Şimdi tek tek bakacağız. Öncelikle ürünün ne işe yaradığını anlıyoruz. Tamam mı? Böyle bir ürün. Böyle bir ürün, böyle bir ürün. Yani ısırıyorlar işte. Çok da bir olayı var mı? Vardır belki böyle bir şeyi. Çok köpeklerden anlamıyorum açıkçası. Markası burada. Şu markası. Şunun anlamı ne? Saçmalık mı? Bunun da keyword yok. O zaman search keyword yapıyorsun ve nereden sattığını anlıyorsun. Çünkü günde 186 tane satıyor. Bu arada ben buradan search keyword yapıyorum yani. Eğer satışı iyi değilse search keyword yaptığında hiçbir işe yaramaz. Sana sonuç vermez program. Çünkü zaten şöyle bir durum var. O listenin satış alabilmesi için indeksli olması gerekiyor bir yerlerde. Eğer satış alamıyorsa zaten bir yerde otomatikman indeksli olmuyor. O yüzden bu programın sana yararlı olabilmesi için, fayda sağlayabilmesi için iyi satış yapanları bulup bu programa atacaksın. Bu da tips. Şimdi bunun markası aratılmış direkt. Keyword olmuş. Hatta 33 bin kere aratılmış. Güzel. Demek ki Ali Aliyev demiş ki hocam insan için olan var mı bu ürünün demiş. Herhalde var bu ya. elektronik tasma Aynen. muhabbeti için. Vardır. Bulursak onu inceleriz işte. Hocam o ancak fantezi bölümünde falan olabilir yasal olarak satılan da. Şimdi buranın satışları var ama bunlar hep şey yani marka. Demek ki bu insanlar bunu satın almak için bu markayı aratıyor. Kapattım. Şu. Stainless steel önemli bir ayrıcalık olabilir bu ürün için. O yüzden onu da aldım. Bu arada ürünümüz satılmazsa Amazon depolarında mı kalıyor demiş. Yani kalırsa Amazon'un depolarında senden baya baya artık para almaya başlar Amazon ve o maliyete de katlanamazsın. Eğer Amazon hesabına zarar gelsin istemiyorsan ürünlerin satılmıyorsa ve depodaysa onları farklı bir depoya aktartman gerekiyor. Çekmen gerekiyor yani depodan. Yoksa ya Amazon onları yakar belli bir süre sonra ya da senden çok yüksek depo ücretleri almaya başlar. Şimdi bu piyasaya baktığınızda 3500 yorum. 28 yorum şu. 1300 yorum. 3000 yorum. Şimdi arkadaşlar burada ne görüyoruz? Gel Goji. Goji miydi senin kelimen? Goji Goji. goji Goji. Goji. Goji gel beyaz. gel. Bak. Goji gel sana suluk bakıyoruz. Geliyor cidden. Gel bak. Gel. Bu Şimdi senin bunlar da fofi çok gibi. aynen fofi gibi bunlar. Goji diyorsun geliyor. Gel. Bak bakalım Bir de beğenecek. burada gerçekten de normal yerde su bırakıyoruz. Su kapları var bir iki tane. Gidiyor musluğu açtığımızda koşarak geliyor Kedilerin musluk. genel huyu. İşte bu ürün o yüzden arkadaşlar. Bu ürün tamamen bu yüzden tasarlanmış bir ürün. Evet Goji. Bakalım. Goji. Kotoka mı bırak?
Tokayı... Gerçek bir alıcı görsün diye Goji'yi evet. getirdik. Buraya müşterimizi getirdik. Goji'cim gel sana sulu kısmı arayayım. Şimdi buradaki suluklardaki sıkıntı şu, yorum fazla. O yüzden kapattım Goji'yi. Bir de bu var Goji'cim. bunlar neymiş? Ne? Kedi nanesi. Kedi otu deyip durdum. Ama o kedi nanesiymiş. Kedilerin aşırı hoşuna gidiyor. Deniz Bey sanırım. Merhabalar, iyi günler. Geç kaldım biraz demiş. Ben de biraz geç kaldım Deniz ya. Çok dert ettim. Sorun yok. Sonra izlersin başası. Bakıyoruz. Yorumlar fazla. Bay bay diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu da pet hair remover değil. Bu lint remover. Lint remover'dı. Aynen. Benim hatırladığım kadarıyla öyle yani. Şu virgülleri attık. Furkan ısrarla Homan Kitchen istiyor. O hiç sevmem ama bakalım. Dün mü bakmıştık? Homan Kitchen'a baktık. Markalaşma üzerinden mi bakmıştık? Şunlar 10.000 yorum, 9.000 yorum. Bunda işte patent vardı. Biz o yüzden giremedik bu ürüne. Listeler sürekli kapanıyordu. Oradan patent olduğunu anladık. Tedarikçilerle konuştuk. Şu kısım... Ah. Şu kısmın patentli olduğunu, yani şu bakır kısmının patentli olduğunu söylediler. Düzelttirmeye çalıştık ama dedik ki risk almayalım ya, boş ver dedik, geçtik. Satan sattı ama bayağı da iyi satıyorlar. Günde 100 tane, 94 tane satıyor ve yani 1,5-2 yıldır net satıyordur. Geçtim. Bu kedi nanesi kafa yapıyor mu demiş. Ya bizde de vardı o. Biz sorduk onu. Kafa yapmıyor ama bir kafayı yiyorlar yani. Böyle her yeri salya falan yapıyorlar. Kafayı yiyorlar cidden. Ama işte bayağı araştırdık. Sonra korktuk hatta. Her yeri salya falan yapmıştı. Yeri falan. Korktuk dedik. Bu nedir? Uyuşturucu mudur dedik. Sonra araştırdım bayağı. Yok, sadece aşırı hoşlarına gidiyor yani. O kadar hoşlarına gidiyor ki. Böyle her yeri şey yapıyorlar. Salya falan yapıyorlar. Bu ürün nedir? Bu da işte kediler, köpekleri dolaştırırken yaptıkları dışkıyı toplamaya yarayan, hiç eğilmeden kürekle topluyorsun. Onu, o işe yarıyor. Hemen piyasasına gidelim. Nasıl, verimli oluyor mu arkadaşlar? 62 kişiyiz. Verimli mi sizce? Biraz daha detaylı anlatmamı ister misiniz? Çünkü bu 3. yayın artık. O yüzden biraz yani bu keyword'ü aldım gidiyorum falan, hızlıca geçiyorum sürekli. Ama derseniz ki biraz daha yavaş, yavaşlarım. 4K canlı yayın teknik nedenlerle yapamıyoruz. Videolarımız 4K çekiyoruz ama canlı yayında 4K olmuyor değil mi? İnternetten dolayı olmuyor maalesef. Hem internet, aynen, internet çok önemli. Zaten biliyorsunuz internetle başımız belada. 4K canlı için 1 gigabit gerekiyor. O da İstanbul'da bile çok az yerde var yani. Aynen. Keşke olsa. Keşke. Şimdi buraya baktığınız... Sus kız. Erkekti değil mi bu? Erkek. Buraya baktığınızda 5.000 yorum var. 7.000 yorum var. 600 yorum var. Geçtim. Buna bakalım. Şimdi bir oyuncak. Bir oyuncaksa bu arkadaşlar, direkt bir keyword'üne bakın. Şuradan search keyword yapıyorsunuz. Bence sizin evi değiştirelim demiş Deniz. Vallahi Deniz, değiştirelim, nereye geçelim? At bir konu, ben onu oraya kuralım istiyor. Bilmiyorum. Eve bu aralar kuruluyum zaten. Biraz da getirmeyin beni. Burada da şöyle bir olay var. Bu tür ürünlerin genelde doğru düzgün bir keyword'ü olmuyor. Yani bu ne? Ahtapot mesela. İşte şöyle bir keyword'ü olmuyor genelde. Köpekler için işte peluş, ahtapot, oyuncak. Böyle bir keyword beklersin ama böyle bir keyword olmuyor. Çünkü bunun alıcısı
Direkt yazıyor ki peluş köpek oyuncağı. Mesela bunu yazıyor. Tamam, bunu yazdığında da ne oluyor? Bir keyword olmuyor. Dog toys for şu var mesela. Açtın bunu. Bakıyorsun buraya, aynı türden farklı farklı çeşit çeşit oyuncak görüyorsun. Ve satışı da buralardan alıyorlar. Zorluğu bu. O yüzden buralarda sürekli değişir. Yeni bir versiyon çıkar. İşte 2'ye gelir, 4'e gelir. Farklı bir figür çıkar. Oraya gelir, buraya gelir. Sürekli burada bir değişiklikler göreceksiniz. O yüzden biraz zor bir piyasa burası da. Mesela şunlar vardı. Bayağı iyiydi. Aynı yorumu yapmıştım ama çok da güzel satmışlar yani. Biz bu üründen niye vazgeçtik çok hatırlamıyorum. İlk çıktığında görmüştük biz bunu. Daha hiç yorumu yoktu. Aynen Bayram. Oyuncakta keyword gerçekten zor yani. Köpek oyuncağı olsun. Hele çocuk oyuncaklarında çok daha zor. Çünkü çocuk oyuncaklarında şunu yapıyor müşteri. Diyor ki işte 0-4 yaş arası oyuncak. 0-4 yaş arası zeka geliştiren oyuncak. Bu tarz aramalar var. Direkt olarak genellikle oyuncağa yönelik bir arama olmaz. Mesela Osman güzel bir soru sormuş. Mesela aynı tarzda kaç satıcı varsa girmemizi tavsiye edersiniz demiş. Yani şundan bahsediyor aslında. Şu üründen burada kaç tane görmeliyiz? Şöyle olmalı. Amazon gibi bir yer olduğu için burası, eğer üründe satış varsa bayağı oluyor. Yani hemen ona zaten giriyorlar. Mutlaka giriyorlar. Eğer riskler varsa vesaire, bir olumsuz bir şeyler varsa o ürün az sayıda kalıyor. O da bir işte bakış açısıdır. Yani o ürüne öyle bakarsın. Dersin ki satıcı sayısı artmıyor. Burada bir problem var. Çünkü ürün satıyor, satıcı sayısı az. Bu mümkün olan bir şey değil. İşte 5 tane desem yalan olur. Çünkü orada 5 satıcı var. Hepsi günde 100 tane satıyor. Hiç yorumları yok. Oranın 5 satıcıyla kalma ihtimali yok. Çünkü bizim gibi satıcılar her gün ürün arıyor deli gibi. Bir ürün çıksa da girsek diye. Anlatabiliyor muyum? O yüzden baya baya olmalı yani. Mesela bu burada tutulmuş ama bu ilk çıktığında Dog Puzzle Toy. Bakalım. Hangi kategori için bir etkinlik başlattın da oylama? Aynen öyle. Homan daha. Kitchen şu an uçtu gitti. Homan Kitchen'cılar var ya. Çok fazla var. Homan Kitchen'dan bence o kadar sevmeyin abi Homan Kitchen'ı. Homan Kitchen çünkü böyle bayağı rekabetin bol olduğu bir piyasa. Yani mesela oyuncaktan genelde korkar insanlar. Oyuncakta rekabet Homan Kitchen'dan çok çok az. Beauty'den korkarlar. Beauty'de rekabet Homan Kitchen'dan çok çok az. Sezonluk ürünlerden korkarlar genellikle. Sezonluk ürünlerde rekabet çok çok az. Biraz bakış açınızı bence bu konuda değiştirmelisiniz. Çünkü herkesin yaptığını yapmaya çalışarak, zaten herkesin bir amacı var ya, yeni ürün bulmak. Bari bunu daralt ya, bari bunda bir farklılık yaratın. Yeni ürün arayın yine. Ama herkesin baktığı Homan Kitchen'a bakmayın mesela. Bakın tabii, bakmayın demiyorum. Fırsat varsa yakalayacaksınız onu da. Ama diğer insanların en azından korktuğu şeylere odaklanın. Bakın burada 60 kişiyiz. 60 kişiye sır veriyor. Ne oldu? Çıkmak istiyor. Mesela bu dog puzzle'lara baktığınızda yani kaçırmışız. Öyle bir piyasa. Yani. Ama yine de fazla yok ya. Hepsi de satıyor. Baksana şuraya. Enteresan. Üzdü yani. Her piyasayı da değerlendiremeyiz sonuç olarak deyip kendimi tatmin edip geçiyorum. Türknet altyapısı yok mu? İnternetiniz bayağı kötü, drop yiyor demiş Rıdvan. Türknet her yere vermiyor o bilmeyi. Evet. Türknet de bayağı afalladı bu arada. Şu an 50 ile yayın yapıyoruz. Ben birkaç ay boyunca uğraştım o 1 gigabit için. Hangi kategori kazandı ona gidelim. O hala bekliyor. Ya bitir işte. Homan Kitchen açık ara önde yani. Okey, Homan Kitchen'a gidiyorum. Homan Kitchen'dayız.
Şimdi Omen Kitchen'ı kapatıp diğer üçüyle de bir anket yapacağım. Bundan sonrasını da görmek için. Şimdi mesela Onur Oktay çok güzel bir soru sormuş. Sezonluk ürüne girersek sezonu bitince depodaki ürünlere ne oluyor? Satılmak için bir sonraki sezonu mu bekliyor? Yani ona öyle bir ayar yapacaksın ki Oktay, Onur. Şöyle bir durum var. Depoda ürün çok kalmaması lazım. Yani sezonun bitmeden sen onu depodan erit. Ama kalsa bile böyle hani yak gitsin ürün olmalı. Kârını yaptın tamam artık yani. O kadar da kalsın. Öyle bir kalmalı. Atıyorum sezonluk bir ürüne girdin. Geç girdin. Yaz sezonu olsun. Sen gittin ürüne Ağustos'ta girdin. Yaz sezonlu ürününe Ağustos'ta girilmez. Çünkü artık o sezon başlamış. Orada yerini almış olanlar almış oluyor. Yani Ağustos'tan sonra kaç ay kalıyor? Yani bir ay kalıyor, kalmıyor. Sezon bitiyor. Sen o bir ay içinde çok büyük bir risk almış oluyorsun. Yani yerin yok, kaçacak yerin yok. Daha ne yapacaksın bir ayda? Öyle bir durum var. O sezonluk ürünleri çok çok iyi planlamak gerekiyor. Eğer iyi planlarsan cidden bir sezon yap, bitir yani. Bayağı karlı olursun. O yüzden sezonluk ürünlerden falan öyle çok kaçmayın. Bakıyorum yorumlara biraz. Siz hangi kategoriyi tavsiye edersiniz demiş. Vallahi ben her kategoriyi tavsiye ediyorum. İşte öyle bir şey yok. Yeni çıksın, rekabeti az olsun, her yere gireriz. Buradaki mantıktan bahsediyorum. Home and Kitchen herkesin bahsettiği bir kategori. O yüzden özellikle o konuyu anlattım. Onun dışında bir şey, çok bir şey yok yani o konu. Kursiyeriniz nasıl oluruz? Bir ön görüşme talep edebilirsin bizim web sitemize. Şimdi bakıyoruz Home and Kitchen burada. Home and Kitchen'a baktık biz geçen zaten. Stanley'nin mataralarını biliyorsunuz. Geçtim. Geçen de anlatmıştım. Peki burada niye böyle bir şey var? Olay ne? Bu bildiğin çanta çünkü. Burada yeri yok aslında. Buraya girmiş ama. Bestseller olmak için girmiş olabilir. Bu da bir taktik mesela. Gidiyor alakasız bir kategoriye giriyor. Daha az satış olan ama Home and Kitchen'ın da az değil. Pet Supplies'e girse anlardım mesela. Yemek şeyi mi acaba? Anlamadım. Bildiğin çanta yani. 15 yorumla 561 tane satıyor. Buybox'ında 10 kişi var. Nedir abi bu, var mı bileniniz? Home and Kitchen'ın 194. en iyi satanı. Neymiş bu ya? Enteresan oyunlar dönüyor burada. Ne gibi? Bu kategoriye bunu sokmuşlar. Şimdi Enes demiş ki mesela Salesforce'da inanılmaz bir satış hacmi var. Yani evet öyle Enes, ama o kategoriyi de çok çok iyi takip edip bir süre cidden o kategoriye çalışman gerekiyor. Yani şöyle yapacaksın, o kategoriye girmek istiyorsan. Mesela bir telefon çıkacak diyelim, değil mi? Apple hangi dönemde telefonlarını duyuruyor? Eylül gibi. Eylül bilmem nesinde sabit Apple telefonlarını, cihazlarını duyuruyor. Mesela iPhone 15 çıkacak diyelim. Apple daha telefonu duyurmadan iPhone 15'in kılıf piyasası oluşuyor Amazon'da. Ben bunu çok gördüm. O yüzden onları iyi takip etmek gerekiyor. Bu organik değil ya. 500 satış yapıyor ama bu imkansız yani, 500 satış yapsın. Garip bir liste, geçtim. Başka bir yerden yönlendirme mi alıyor acaba? Olabilir. Yani şey yapıyor muhtemelen. Listesi mi kapanmış? Evet arkadaşlar, şu sayfayı eğer Amazon'da satış yapıyorsanız kendi ürün listenize tıkladığınızda görmek istemeyeceğiniz tek sayfa. Private label yapıyorsanız. Bu sayfayı görüyorsanız eğer Amazon sizin ürününüzü bulamamış, yani Amazon ürününüzün listesini kapatmış demektir. Üzülmeye başlayabilirsiniz. Yok, kapalı. Evet, Golden Retriever'ın bir insanı mutsuz edebileceği tek görüntü. Aynen. Hani çok da mutsuz olma diye tatlı bir köpek koyuyorlar ama eğer satıcıysa Amazon bunu müşterisi için koyuyor. Yani senin için değil. Sana arkadan bir mail atıyor zaten. O mailde
dünyanı yıkıyor genelde. Şimdi şu mini portable fan. Abi fan piyasası benim kafamın almadığı bir piyasa. Her versiyonu var. Yani boyun fanı var. Masada işte buzlu haznesi olan fanlar var ve deli satıyor. Bakın portable fan çıkmış. Şu anda çok sezonu olmasa da 454 tane satıyor. %40 kupon giveaway yapıyor. Bu elektroniğe de girmiyor mu biraz? Yani şimdiden başlamış mesela. Sezonluk bir ürüne gireceksen şimdi başlaman gerekiyor lansmana. Yani şu aralar lansmana başlayacaksın yazlık bir ürün giriyorsan. Kışlık bir ürün giriyorsan Ağustos'un sonlarına doğru lansmana başlaman gerekiyor. Çünkü onun da güzelliği o. Bak ben çok seviyorum. Çok rahat oluyorsun çünkü. Yani biraz da geriliyorsun ama. Öyle de bir durum var. Çünkü sezonu yakalamak zorundasın. Ama iyi bir planla çok rahat oluyorsun. Ürünleri uçakla yetiştirme derdin yok. Birkaç ay önceden koy gemiye gitsin. Bayağı maliyeti düşürüyorsun. Lansmanda milletle deli gibi yarışmana gerek yok. Piyasaya girdiğinde kimse satış yapamıyor oluyor. Yani zaten piyasa açılmamış da millet iki satış yapıyor. En iyi satış yapan, geçen sezon en iyi satış yapan iki satış yapıyor, üç satış yapıyor, on satış yapıyor. 2-3 giveaway ile küt diye birinci sayfa birinci sıradasın. Sezonluk ürünler o yüzden harikadır arkadaşlar. Yani sezonda tam olarak sezonda diyemeyiz Amerika'da. Çünkü 4 mevsiminde yaşandığı eyaletleri var. Hawaii de Amerika'ya bağlı mesela. Orada yazken New York'ta kış olabiliyor. Ya genele bakıyoruz zaten. Orada genele baktığında hani yine satmıyor oluyor. Mesela bu ne zamandır var? Kaç yorumla? 22 yorumla. Şu an giveaway'de lansman yapıyor muhtemelen. Çünkü %40 kuponu var. Bunun benzerlerine bakalım. 18 yorum, 30 yorum. Bunlar var ya, ben sana hediye almıştım. Evet, Mars'lar. Şunun şu hatta değil mi? Şöyle bir şey. Bunlar bayağıdır var aslında ama bakalım mini fanlar. Evet, Muhammed'in hediyesi de Amazon'dan. Hediyeyi ya? Verdiğimde dedim ki abi bunu hediye etme, sat. Ama kameranın arkasında yazın bayağı terliyordun abi, yani. Çok iyi oldu. O bayağı iyi geldi. Evet, bu piyasa böyle bir piyasa. Bayağı yorumlu yani. Şunlar mesela çok güzelmiş. 900 satıyor. Günde 900 satıyor. Manyak mısınız? Çok satıyor. Ya bir tane ürün çıktı bir ara. Biz kafayı yiyoruz ya. Ürünü izledik oturup. Bu nasıl böyle bir şey yapıyor? Peruk abi. Ama böyle kıvırcık, hani biraz da siyahilerin özen gösterdiği bir peruk. Ve günde binlerce satıyordu. Oturduk izledik gerçekten. Alt üst etti piyasayı bir anda. Bir de sonu mu bekliyormuş? Çok enteresan. Çok çok garip. Nasıl bir popülerite yakaladıysa anında. O ürün bende görünmüyor mesela. Hangi ürün? Ha şu, eğer Delivery to New York değilse, ben bunu size söylemedim mi? Özür dilerim söylemediysem. Bunu arkadaşlar şu Delivery to New York yapmanız gerekiyor. Yani New York değil de Amerika yapmanız gerekiyor işte. Çünkü hatta kodu da 10.001'di galiba. 10.001. Aynen, kodu 10.001 New York'un. Ama 10.009 falan filan sonuna bir şeyler. 3.000. İşte o formatta işte. Yani 2.002 falan, öyle bir şeyler de yapabilirsiniz. Evet, sorun bu muymuş? Ona bir baksana, Delivery to yapmamış olman mı? Yani burayı New York ayarlamış olman mı? Evet, ondan hala cevap gelmedi. AATV sormuş. Fiyat 11 dolar. Para kazanabilir mi ki diye sormuş. Kazanır tabii. Yani niye kazanamazsın? Hocam bunlar da Small and Light geçer mi acaba? Geçiyor tabii. Geçer. O Small and Light mesela 12 dolar oldu artık. Ben Small and Light videosu çektiğimde 9.99. 9.99'tu. Şu anda Small and Light'ın o sınırını yükselttiler. 12 dolar, yani 11.99'a sattığınız bir ürünü Small and Light'a kaydedebiliyorsunuz. This is no longer available. Allah Allah. Vallahi bilmiyorum ki. Hangi ürün? Neyse. Mini portable fanlarda böyle gecikmiş olduğumuz bir piyasa. Açıkçası kaçırmış olduğumuz bir piyasa. Geçtim. Şu Legoların şunlarına bakmıştık. Bu niye Home'da ya? Ben anlamıyorum bazı şeyleri. Yanlış kategorileri Amazon kontrol etmiyor mu? Bir sıkıntı çıkmıyor mu bu konuda? Bazen sıkıntı çıkartıyor ama
Bu da Lego'nun store'u aslında. Home Kitchen'da. Çünkü herhalde bunu oyuncak diye satmıyor mu? Ne yapıyor şey diye olabilir hani. Dekor diye satıyor herhalde. Dekor diye satıyor muhtemelen. Aynen biraz oyuncaktan çıkmış görsellerde falan da öyle. O yüzden öyle. Kaç saat oldu? Şu an bir saatteyiz tam. Benim bu arada İngiltere'den en yakın arkadaşım geldi. 5 yıldır görmüyorum. Koştur koştur buraya geldi. Yayın yapıyoruz. O yüzden bir like daha yapın şimdi. Diğer hesabınızdan da bir like yapın. Evet, bir like da Sergen'e gelsin. Bu ne? Yemek kabı da hani olayı ne diye bakıyorum. Saklama kabı yemek dediğim. Tupperware şu collection Tupperware şeymiş, markaymış. Şöyle keyword'üne bakalım. Aa 69 kişi olmuş. Kaçmayın, bekleyin. Çok güzel ürün bulduk. Tupperware de bu babaannesi olanlar bilir. Tupperware öyle mi? Aynen tabii. Biliyor muydun sen? Biliyordum tabii canım. Şimdi Babaannem satıyordu onu bir ara. hadi ya. Tupperware set with lids demiş. Bu kelimenin zaten sadece bu kelimenin hacmi yani markanın aratılma hacmi 106 bin. Ayda 106 bin kere aratılıyor. Tupperware set with lids bu arada o kelimenin bahsettiğim kelime. Sadece Tupperware olan versiyonu ya da sadece markayı kaç kere arıyorlar ayda? 38 bin kere ayda aratılıyor. O yüzden bunun satar, bu ürün satar ama nereden satar arkadaşlar? Tupperware'den satar. O yüzden geçtik yani. Kendi markası bir şey olduğu için. Bu ne? Ya Bissel... Tupperware markası saklama kabı kategorisini domine ediyor yani. Öyle mi? Vallahi Muhtemelen saklama öyle. kabıyla Ben çok saklama alakalı. kabı bile Türkçe'de değil de annem mesela Tupperware'leri getir gibisinden konuşuyor. Bakın şu tür şeyler çok popüler olmuştu bir ara. Bilirsiniz. Steam Shot Hard Surface, Steam Cleaner with bilmem ne bilmem. Multi Surface. Ben şunun multisini görmedim mesela. Hani çok başlıklı. Mesela kıyafet için olanları var bunun. Hani askıdayken öyle gömleği falan ütülüyorsun. Biraz portable güzel bir şey. Ama böyle hem temizlik amaçlı hem orada hem burada ya farklı farklı başlıkları olanını, şöyle fırçalı başlıkları olanını görmedim. Ama 24 bin yorum varmış zaten bu listede geçtik. Yani bunda 24 bin varsa diğerlerinde de vardır muhtemelen. Home Kitchen'da böyle arkadaşlar. Nasıl mutlu musunuz? Home Kitchen'a geldik. Bak izleyicimiz arttı. Ben her gün Home Kitchen bakarım sizinle çok istiyorsan. İzleyicisi çok Home Kitchen'ın ya. Enteresan ya. Bu arada yorumlarda herkes Merve Hanım'ın sesini duyun diyor. Ne diyor Merve Hanım? Duyuyorum şu an. Duyuyoruz. Valla ben de kara kara diyorum ki şimdi biz 10 bin 10 bininci takipçiyle. 10 bin abone olacağız ya hani inşallah. Eğer abone olmayanlarınız varsa da abone olsun lütfen. 10 bin abone olduğumuzda ne yapsak diye düşünüyoruz. Böyle bir şey geliyor aklımızın ucuna diyoruz ki yok ya olmaz. Ama böyle bir istek varsa bilmiyorum. Yayınlanacak Emir Bey. Canlı yayına katılanlara özel mi olsun? Onu nasıl anlayacağız? O Canlı bayağı yayını algılamamız çok zor. çok zor ki. Bir yerde bir şey yapmamız lazım ama o da çok mantıklı olmaz. Yani Ama bence de anlatabildiğim canlı yani kastım öyle bir başka şey yayınlarımız. yaparsak da sizin hakkınız yani o canlı yayına katılanlara yapılmalı gerçekten. Yani tüm takipçiler değil de. Evet, havuzu bir yerden çekmemiz lazım. İşte onu nereden çekeceğiz mesela? Mesela böyle mi yapacağım yorumları bak. Hop kötü sende. O da çok hani şey olur. Yoklama yapın her gün. İyice derse çevirelim diyorlar. Chatten link verirsiniz.
İki gün devamsızlık yapıldı. Üçüncü gün iptal edelim mi aboneliğini? Valla onu bir yazın. Varsa öyle bir sistem arkadaşlar. Benim bildiğim Instagram'da yorum yapanlara var. O zaten çok klasik bir sistem. Belki YouTube'da yorum yapanlara da vardır. Ben dondum mu ya? Çok kötü dondum donduysam. Öyle bir sistem varsa tombala gibi bir şey yapalım. Herkesin ismini burada not alalım. Evet valla aboneler arasından yapma ihtimali var. Tüm aboneler arasından o sistem var diye biliyorum. Evet, tüm aboneler var. Donmalar mı oluyor? Nasıl? O da çok canice, yoklama falan. Neyse ben devam edeyim. Onu düşünürüz arkadaşlar. Konumuza dönelim. Bakın burada az önce Home'da gördüğüm ürünün bu o zaten. Buraya Home'a girmiş. Neden bilmiyorum. Aslında Patio'nun kategorisi. Bu var. Şu zaten hani standart. Çok bir ürün çarpmıyor benim burada gözüme. Ama bu kategoride mesela ikinci sayfaya da gidelim. Mesela şu. Bakın iyi denk geldi. Göstereyim bunu size. Şöyle bir şey var. Bunu da gösterelim. Teacher giftler başlamış geç. Mesela ben sezonluk diyorum da beni yanlış anlamayın. Sezonluk derken böyle teacher days falan değil, o tek günlük küçük günler değil. Hani öğretmenler günü olsun, babalar günü, anneler günü. O tarz ürünler bayağı tehlikeli. Çünkü onu orada satman gerekiyor. Yani kaçarın yok. Sezonluk derken işte Christmas olabilir. Çünkü Christmas sezonu böyle bir iki ay önceden açılıyor. İki aylık bir süren oluyor. Zaten yazlık, kışlık. Onlar sezonluk deniyor daha çok. Özel günler biraz sıkıntı yani. Evet. Ali sormuş. İsmini okuyamadım, kusura bakmasın. Merhaba, $15 sattığımız bir ürünü Small and Light'a kayıt ettirmeniz mantıklı olur mu demiş. Edemezsin ki. 12.99 Small and Light'ın sınırı. 11.99. 11.99'un üstünde olanlar Small and Light'a giremiyor. Mesela ben ürünü $14 satıyorum ama 11.99'a indirdiğimde aradaki $2'lık kısmı Amazon karşılıyor zaten, değil mi? Öyle bir şey. Bak var. Ona bakalım. Mesela hangi üründe bakalım? Şunda bakalım. Bu 11.99'luk bir ürün. Hemen şuradan bir maliyet hesaplamamızın tablosunu açıyorum. Bu ürünün asil numarasını kopyalıyorum. O da yani karlı olabilir. Mesela hedefini atıyorum $14 satmak ürünü. Tamam, ürün bu. Şunu kapat. Small and Light'ı al. Şimdi burası Small and Light'sız hali. Diyelim ki sen ürünü $14 satıyorsun. 13.99'a satıyorsun. Tamam mı? Bu da ürünün Small and Light'lı hali. 11.99. Bak burada kar marjı açısından daha fazla kazanıyorsun şu sağ tarafta. Eğer ürünü 11.99'a satarsan %39 kar marjın var. 13.99'a satarsan da %38 kar marjın var. Ama birim başına 13.99'a sattığında 5.40 kazanıyorsun. 11.99'a sattığında da 4.68. Arada aslında cebine giren parada şey var, zarar var. Ama net kar marjı olarak sattığın fiyata göre kardasın. Normal 13.99'a sattığın üründe %38 kar ederken 11.99'a sattığın üründe %39 kar ediyorsun. Abi çok donuyormuş şeyim. Evet, Elon Musk arayacağım, bir Starlink göndersin buraya ya. Arkadaşlar bu ben sana mı bağlayayım, ben şu internetimi bir kontrol edeyim. Aynen sana bağlayayım. Şuradan kendi mobil yerimi başlatayım. Wi-Fi'ye bağlayayım. Satıcı sayısının azalması zaten en önemli unsurlardan biri. Mesela bu ürünü anlatacaktım. Biz de bu üründen patent
olma ihtimaline karşılık uzak durmuştuk. Bakalım ne olmuş. Bu ürünün mü herhangi bir patenti görünmüyor bayram? Valla bu ürün bayağı kapanmalar oldu bir ara bu üründe ya. Biz o yüzden uzak durduk. Ama deli gibi de sattı yani. Baktığın zaman şu an sadece bu satıyor. Ama bu kim abi? Bu Pizza Pack diye bir marka vardı aslında burada. Bu marka farklı bir marka. Pizza Pack, Pizza Pack. Yanlış hatırlamıyorsam markanın adı Pizza Pack'ti. Pizza Pack uçmuş gitmiş galiba bu piyasada. Şu an göremiyorum. Neyse 83 yorumla 117 tane satıyor. 2000 yorumu var. 92 tane satıyor. Altındaki aynı liste. 169 yorumu var. Bu şekilde aslında yorumları bunun bir tık az. Ama nereden satıyor diye bakacak olursak keywordlerine hemen bakalım. İşte o hangi marka domine eden? 17 bin hacim. Biz zaten buraya baktık. Pizza Pack'in hacmi çok çok düşmüş. Bu bayağı yüksek olması lazımdı. Ha, aynen aslında 15 binde haftalık aratılması. Aylıkta da daha fazlaydı. Düşmüş bayağı yani. Neden düşmüş bilmiyorum. Pizza Contain. Uzak durmamız iyi olmuş ya. İşte gördüğünüz gibi diyorum ya kaçırdığımız piyasa var. Keşke girseymişiz diyorum. Mesela bu piyasaya iyi ki kaçırmışız diyorum. Yani iyi ki girmemişiz diyorum. O yüzden bunun %100 de hani bu ürün çok kötü olur. Bu ürün çok güzel olur. Böyle şeyler çok yok. Class Covers. Geçtim o ürünü. Bu ürün bir tık yeni. Baktığınız zaman satışlarına çok yok satış çok yok. Bu sefer bir yasara göre sıralayacağım. Bazen keyfime göre hareket ettiğim doğrudur. Yani bir gün böyle bir yasara göre sıralıyorum. Bir gün satışa göre sıralıyorum. 124 satış en iyi satan. Sonraki arkadaşımız 86 satıyor, 60 satıyor ve yorumları çok düşük. Satış fiyatları da çok düşük. Bu satışlar ne olur bilmiyorum. Bana saçma geliyor bu ürün açıkçası. Satışları yüksek ürünün. Yorumları düşük. Bunlar 45 satıyor, 35 satıyor. Satış fiyatı çok düşük. Ayrıca tamam üretimi de çok düşük. Böyle hani 1000 dolara falan 1000 dolar fazla bir ürünü. Yani daha az paraya belki mal edip gönderebilirsin. Yorumları düşük. Rekabet edilir. Her türlü rekabet edilir. Ama bir tık saçma hani ürün. Ne diyorsunuz ürünü? Yarınki planda eğitim ne? Furkan soruyor. Ne yapalım? Ne yapalım Falan yarın? ne istersiniz? O işte İsmail demiş ki ürünün gelecekteki satış hacmini nasıl tahmin edersin? Bu tamamen duygusal. Ürüne bakıyorsun. Mesela bu ürüne bakıyorum. Diyorum ki yani kafama yatmıyor. Bir saçma geliyor. Anladın mı ürün? Bu ürünü neden sattığını bile anlayamıyorsun. Tabii ki bunu bazen yanılacaksın bunda. Ama bazı ürüne bakıyorsun ayakları çok yere basan. Çok mantıklı bir ürün. Gerçekten senin bile alasın geliyor. Öyle bir hissiyat veriyorsa sana genelde ilerisi düzgün oluyor. Yani aylar sonra da satıyor oluyor ama bu tarz hani çok kafa karışıklığına neden oluyorsa bu ürünün işte aslında mantığını tam kavrayamıyorsan çünkü bu bildiğin pipet şey yani. Bir de şu Stanley'lerin bunların aksesuarları çok popüler bu aralar. Bu bildiğin pipet başlığı kafası yani. Değil mi? Ne diyorsunuz? Evet, bu arada bizim eve
alınması çok yüksek bir ürün bu. Tam Züleyl'lik. Onun Niye? linkini bence bir at. Niye? Züleyl Niye? bakıyordu çünkü bir ara bunlara. Benim Amazon Niye var işte? Siz lazımsınız bana. Bu ürünü neden listemde almak var istiyorsun? bunlar. Çağıralım Yorumlara bak. Ürün şu yani. Yorumlardan da. Senin tamamen şey kafası, vazo almakla aynı kafa gibi. Öyle mi? O zaman bilemiyorum açıkçası. Hani Bir bunun cam pipet almak mesela. Normal bir pipet 50 kuruşsa o 150 lira. evet. O şuna gidiyor. Yani kullanışlı mı onu bilemem. İşe yarar mı onu da bilemem. Ama buraya baktığında, şu tabloya baktığında rekabet edilebilir, satışları da düzgün diyebiliriz. Ama kafada bazı soru işaretleri var. Bunu da bilin. Bunu da kapattım. Home Kitchen'dan devam Galiba ediyoruz. bu ürünü takip eden birisi var. Bu ürün başta çok az satıyordu. Şimdi bayağı düzeldi demiş. İyi vallahi takip ediyorsanız güzel. Bunlar ne? Ha, bunlar bakın, bunlar da şey, toprağa gömüyorsun böyle saksı gibi. Şöyle küçük bitkileri. Bunlar sonra yok oluyor. Değil mi? Öyle bir şey. Yani yok oluşu. Toprakta yok oluyor yani. Aynen öyle. Öyle biliyorum. Ya da yok olmasa bile öyle kalıyor. AA TV bu arada yayınlarda bayağı yardımcı oluyor bize, sağ AA olsun. TV gerçekten yani destekleri harika. Pete AA TV'ye beğeni hatırlatması yaparsan ekran arayayım bir de senin adınla. Potts. şimdi 112 satış, 93 satış, 42 satış, 200 yorum, şunlar var, 20 satış, 18 dolar, 9 dolar. Yani fiyattan kırmış muhtemelen, buraya girmiş ya da 40 PCS satıyor, bilemiyorum. Burada var 60. Buraya da bir bakalım. Yani çok böyle dengesiz. Satışları iyi ama yorumlar dengesiz yani. Şöyle satışlara göre sıraladığında satışlar zaten direkt şey oluyor. Yani yorumlara baktığında şurada bir 71 sırıtıyor. Ona da zaten biliyorsunuz istisna diyoruz. Bir de 29'u var. Yani çok da mükemmel değil, geçtim. Tamam, bu kategoriye de çok takılı kalmayalım. Zaten neredeyse bitti. Home Kitchen'ın neredeyse ikinci sayfasına da baktık. Umarım sevmiştirsiniz. Saksı, evet ya. Benim görünce yaptığım ankette sonuç vermiş. Bayağı çekişmeli geçmiş. Ne o anket? Hangi kategori diye bilgisayar bileşenleri, elektronik pet sordum. %37 ile bilgisayar bileşenleri, elektronik 32, pet 31. Kaç saat oldu peki? 1 saat 20 dakikadayız neredeyse. Bitirelim artık ya. Bizim arkadaşa çok ayıp oldu ya. Çocuk, 5 yıldır görmüyorum çocuğu. Geldim burada ürün arıyorum. Ama sözüm var size. Yarın da diğer kategorilerden devam ederiz. Aynen, like'ımız kaçta kalmış öyle? İyi. Beğendim. 63 gayet iyi. Tamam, ben durdurayım. Var mı soru? Soru almaya başlayalım hadi. Sorulara bakıyorum. Hatta şöyle, niye buradan baktığımı anlamadım. Şuradan bakalım. Direkt DK uzun zamandır soru soruyor. Bakalım. Canlı yayınlarımız her gün 9.30'da yapmaya çalışıyoruz. Yani 21.30'da yapmaya çalışıyoruz. Ama bazen işte bugün mesela 21.45'te yaptık, yetişemedim. Öyle şeyler olabiliyor. 9 daha iyi olur diyen var mı acaba? 9 daha mı iyi olur? Bilmiyorum ki. Yarım saat. Şimdi BK demiş ki giveaway yapmadan Vine'la 30 yorum alıp sonrasında PPC reklamı yapıp ürünü satmaya çalışmak mantıklı mı? Tehlikeli. Yani tehlikeli BK. Neden tehlikeli? Senin Amazon'da ürünü piyasaya ilk çıkarttığında Amazon tarafından bir önceliğin var.
O da honeymoon sezonu deniyor ona. Yaptığın tüm giveaway'ler çok hızlı senin listeni kelimelerde indeksliyor. Ama reklam öyle bir şey değil. Şimdi bakacak müşteri listene, organik bir müşteri gelecek. İşte onun satışa dönüşümü falan iyi olmayacak. O yüzden indeks alman çok daha zor olacak. Giveaway öyle değil ama. Ne yapıyorsun abi? Atıyorum günde 10 kişiye giveaway veriyorsun. Diyorsun ki bugün 10 kişi benim ürünümü satın alacak. Onu tıklıyor ve satın alıyor. Amazon tarafından bu çok büyük bir conversion rate'e sahip oluyor. Ve hızlıca seni yukarılara taşıyor listeni. Ama sen reklamı açacaksın, bekleyeceksin. O biraz sıkıntılı açıkçası. Yani conversion rate'in falan reklamlarda zaten düşük oluyor. Yani onda bir satış değil de ürüne göre değişiyor. Onun çok bir rakamı yok açıkçası. Dokuz olmaz. Benim çocuk anca uyumuş oluyor 9.30'da demiş. Tamam İyidir. Aykut. Sırf senin için 9.30 devam. Sen bizim çok büyük destekçimizsin çünkü yani. İş modeli önermiyorum ya Altun. Çünkü iş modeli önermek sizin bileceğiniz bir iş o tam olarak. Çünkü ben kendim iş modeli önerecek bir yetkinlikte olan bir insan değilim. Hani çünkü iş modeli önerebilmem için diğer iş modellerini de yapıp onlar hakkında ciddi anlamda bir fikir sahibi olmam lazım. Yapmadım. Haliyle de öneremiyorum. Bana sorarsan private'layım. Şaka yapıyorum tabii. Dudağım acıyor ya. Dudağım çatlamış. Bana sorarsan prodüksiyon işine gir abi. Sosyal medya danışmanlığı yap. En güzeli. Bu arada bugün de şey denk geldi. Paylaşmıştık zaten onunla alakalı bir video. Hani bütün iş modellerini bir puanladık. Aynen izlediniz mi? Bugün paylaştığımız video hakkında ne düşünüyorsunuz? İzlediniz mi? İzleyin lütfen ya. Onun biraz izlenmesi düşük oldu. Çok şey gelmiş ona. Çok böyle şey yorumlar. İşte şimdi milyon takipçiye ulaşırsın falan diyenler vardı. Şeyi orada bayağı keywordler kullandık ya. Keyword'e dikkat edelim dedik. Ama kitlemiz de dikkat etmiş keyword'lere. Sağ olsunlar. Aslında izlenmesi çok da kötü değil ya. Yok, güzel izlenmesi de beklentimiz o videodan çok yüksek. İzlemeyen varsa izlesin. Ha Deniz tamam yayın bitmesi bekle sonra İslam'a bak. Like that. Wine derken AATV Resul'u bir aldım ben onu cevaplayayım. Bu analiz arbitraj için kullansam ne gibi sıkıntılar olur? Şimdi arbitrajın kritik noktalarını çok bilmediğim için bilmiyorum yani. Arbitrajda buy box arıyorsun, ürün arıyorsun, iyi satan olsun, buy box'ına girebil falan filan, ucuz olsun, işte rekabet edebil. O yüzden bilemiyorum. Tabii, ben onu demek istemedim Avati. Kesinlikle 10 bin lirayla private label olmaz. Wine'da maliyetli tabii ama demiş. Vay la, Wine'ın maliyetine değer. Yani mahzun. Öyle de olmaz yani şimdi. Yapacaksak herkese verelim. Ya herkese verelim mi? Hepinize bir danışmanlık var. Acaba Mahsun AATV mi? Mahsun var ya. Mahsun sen piyasa adamısın biraz. Biliyorum. Olabilirsin. Senden şüphelendim şu an. Giveaway'i kaç gün yapmak daha iyi olur demiş. Valla o değişiyor. Biz 7 ile başlıyoruz. Bazen 10'a gidiyor. Bazen 5'te bırakıyoruz. Çok iyi sonuç alırsak falan. Muzaffer 9.30'a zor yetişiyoruz. Okey 9.30. Sermayesi olmayanlar drop yapıyor genelde demiş. Ve tabii tercih. On bin lira gerçekten de 500 dolar ya. 500 dolarla private label Zor ya. olur. Eskiden bazıları yapıyordu yine. Ama artık çok daha zor artık onu öyle yapmak yani. Mesela ben de eskiden diyordum ki 2500 dolarla yapılır. Artık demiyorum yani öyle bir şey. Artık diyorum ki 4500-5000 dolar bandını bulun diyorum. Çünkü
Dünya şartları da çok değişti şimdi yani. Nakliye fiyatları falan bayağı gitti. Tedarikçiler yine fiyat arttırdı. Normalde böyle bir şey olmuyordu dünyada gerçekten. Yani fiyat artımını falan ben ilk defa hani mesela dedim ki söylediğim fiyattan daha üstte bir fiyat söyledim. Amerika ilk defa şeyleri enflasyon oranı çıktı ya, onunla alakalı herhalde. Evet olabilir. Aynen onlarla alakalı tabii tüm dünyada Doların faiz enflasyon bir artırımı. arttırması falan. Şimdi Ekrem Bey demiş ki ürün araştırması aşamasında program kullanmadan yaptığınız aramalardaki kriterleriniz nelerdir demiş. Aynı kriterler sadece biraz daha zor oluyor. Programsız arayalım mı bir ara? İster misiniz? Biraz daha zor olacak. Bir ürüne daha fazla bakacağız. Anket yapsana bir Cem. Programsız ürün araştırması yapalım mı? Programsız yapamazsın zaten de. Ücretsiz programlarla. Ücretsiz de diye soruyorum o zaman. Aynen. Ücretsiz. Vine'ın maliyetine değer. Bunu söylemiş miydim? Vine cidden güzel bir şey eğer ürünün güzelse. O yüzden Vine'ın maliyetine değer bence. Vine'daki %50 indirim bitti mahsun. Geri mi gelmiş? Yani Vine normalde 200 dolar. Bir ara 100 dolara düşürdüler. Ama bitti diye biliyorum o. Yani 100 bin dolar üstüyle tabii ki yatırım yapılır. Neden yapılmasın? Kaç mahsul giveaway ederiz? Mahsul vallahi bir yani normalde ortalama biz bir 150-200 mahsul gönderiyoruz. İsmail. Bir soruyu alalım. Yo, çok kolay biliyor musunuz Yeni Zelandalı keko? Vallahi Yerinde çok kolay. hakaret mi ettin diyorum ben de. Yeni Zelandalı kekocuğum. Vallahi şey yapıyorsun. Sell Global diyorsun. Oradan bağlantılı gidiyorsun. Eğer bazen Amazon bağlantılı gitmene izin vermiyor Amerika hesabı. Hatta biz onun videosunu çekeceğiz. İstiyorsan bekle ama ne zaman çekeceğimizi bilmiyorum. Bütün pazar yerlerini açacağız. Avrupa, Japonya falan Amerika'dan nasıl açılır? Bunun videosunu çekeceğiz. Yani çok kolay. Farklı bir maille açmana çok da gerek yok. Eğer böyle tehlikeli iş modelleri yapmayacaksan. Ama bazen farklı, ya zaten tehlikeli iş modeli yapsan da yine farklı bir beğeniyle açmaz seni çok da kurtarmıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Şey mi? Bu Japonya'da açacağımız hesabı mesela Amerika'ya açtığımız mail açsak oluyor değil mi? Öyle mi yapacağız? Şimdi Amazon'un Amerika'sını ya da Avrupa'sını ya da herhangi bir ülkesini açtın. İçeride Sell Global diye bir yer var. Oradan tüm pazar yerlerini entegre bir şekilde açabiliyorsun. Yine aynı maille açmış oluyorsun. Ama çok böyle şey hani basit. UK hesabım suspend, bunun Amerika Kanada etkisi olur mu? Olabilir. Yani ilişkiliysen ilişkilisin ki senin hesabın bir ara ilişkilendirme suspendi gelebilir yani. UK hesabını aktifleştirdiğinde geçer ama. Liso Goji manken beyazı Goji diyorlar galiba. atlamıyor mu oradan ya? Benim Yok var şey var. hata şey Terkel var. var. Sineklik var. Gözüme öyle bir şey vermişsin ki yani hiçbir yeri göremiyorum. Zaten lens var. Gözlerim yaşlı yaşlı. Asıl benim manken kedim içeride, o hiç gelmedi. Biraz asosyal. Ekrem lütfen demiş. Neye lütfen dedi? Ha yapın diyor herhalde. Yani. Şey onun anketini yaptık galiba. Kaç? Yaptık, evet. Giveaway için yardımcı olamıyoruz maalesef. %73. Yap Evet diyor. diyor. Tamam bir yayında da programsız yapalım. Yarın ne yapsak ya? Bu 30 gün nasıl dolacak ya? Daha bu işin lansmanı var.
Aynen. Yani hemen şeye geçmek istemiyorum mesela. Ürün arıyoruz falan ama böyle hemen şey aşamasına geçmek istemiyorum. Hadi tedarikçi bulalım demek istemiyorum. Ha doğru, tedarikçi bulma. Kargo ile ilgili bir soru vardı. Önerdiğiniz bir lojistik firması var mı Çin'de diye. Galiba hep değiştiriyordunuz siz duruma göre. Aynen öyle Anıl. Yani çok doğru bir sıralama. Bir daha söyler misin? Anıl'ı okuyordum da. Adını ben de merak ettim. Neyse. Şeyi, kargo, lojistikle alakalı soru gelmişti. İçinde çalıştığınız bir lojistik şirketi var mı Ha, diye. aynen o Selçuk. Selçuk'la bir video çekeriz ya. Bir yayın Selçuk'la yapalım. Çin'deki durumları Selçuk'la konuşalım bir. Değil mi? Valla Selçuk bayağı konuşuruz Selçuk'la bir daha. Selçuk. Evet, cumartesi gibi yapabiliriz belki. Cumartesi fazla uygun Aynen. olursa o da. Hani Mossimo vardı burada mı bilmiyorum. Mossimo da demişti bir yayın yapalım diye. Dünkü canlı yayında mesela. Mossimo ile de bir konuşuruz eğer şey yaparsa. Hepsini alalım, Şampiyonlar Ligi gibi olsun. Bir de şirket kuran birini bulalım. Biz bu arada artık şirketlerimizi kendimiz kurma kararı aldık. Kimseyle çalışmayacağız. Ama orada gayet sevdiğim biri var. Ceren Hanım. Belki videolarına denk gelmiştirsiniz. Ceren Hanım'a bir söyleyeceğiz ama hiç muhabbetim yok valla. İstemeye de bilir. Serkan İdil kim? Tanımıyorum. Gümrük olayı da çok sıkıntı demiş BK. Videosu şekilde evet. Varsa sorular alalım arkadaşlar. Daha böyle ne diyor? Ha, günlük. Ha, FedEx diyorsa götüremeyiz. Başka bir nakliyeci bak. Götürebiliriz diyen nakliyeci götürür zaten. Orada da direkt gidip FedEx'e falan sorma. Çünkü hani onun ben bilmiyorum gümüş falan çok gönderdiğimiz bir iş değil, yaptığımız bir iş değil. Orada şey yap işte bu ne denir onlara? Bu Amazon'a gönderen Türkiye'den kargocular var. Böyle nedir o? Neydi ya onun adı? Pentegra falan var galiba. Onlara bir sorun. Onlar bilir o işin şeyini yani. Ayrıntılarını. Bak Sergen bana diyor ki canlıda mısın hala? Yemin ederim kesecek beni. İzlemiyor mu? Şey yeni geldi ya şimdi yurt dışından hattını Ha, internet yok. açtırmamış. Daha uygun bir saatte yapabilir miyiz diyor ekran. Ya işte herkesin uygunluk alışkanlığı farklı. Herkesin şeyi de farklı. En uygun 9.30 gibi göründü bize. Evet, hafta sonu belki farklı bir saat olabilir. Nice. Güzel güzel. Aynen. Evet gidelim ama biz ya kusura bakmayın. Daha çok kalmak isterdim ama cidden arkadaşımın yanına gitmem lazım artık. Kapatmadan şurada kalsın 2 dakika. Aynen. Evet arkadaşlar. Of. Yarın görüşürüz. Her gün buradayız zaten. Ben kimden öğrendim bu işi? Ya ben de eğitim aldım. Danışmanlık değildi. Video eğitim almıştım. Armağan'da almıştım. 2017'de zaten bir armağan vardı bu işi yapan. Danışmanlık veren, private label eğitimi veren. Sonrasında onunla ilerledik bayağı biz. 52. 52 o %75 evet demiş. Onu sonuçlandırmıştık. Bir de saatle ilgili anket açın dediler de. Ne? Onu da nasıl yapalım? 9, 9.30, 8.30 diye mi açayım? Nasıl yapayım anlamadım. Vallahi Bir diyeyim. bilmiyorum. Evet, saat anketi geliyor.
90-30 yaptın biz sen bunu. Şey yap. Şu anki iyi. Böyle yaz bence. İşte bir 9 yap. Ne bileyim 9.5 olmasın. İşte 8 yap. Bir tane. Bir de ara bir renk. 10 yap bir de. 10 olmaz bu arada. Çok geç oluyor 10 yani. Bir saniye. Bir de ben hafta sonu 9, hafta içi 9.5 iyi gibisinden bir şeye de koymak istiyorum. Millet çok kararsız kalıyor. Evet, ama kafalar karışsın. Aynen. Bana ne deseniz ben yetişemem genelde. Öyle bir huyum var ya. Muzaffer. 10 deseniz ben onu 10-15 falan yaparım. Ama yetişmiyor mu? Onu düzeltmeye çalıştığım bir özelliğim o. Teşekkürler Kaan. Beyni 77'ydi, 76'ya düştü. Aa. Kim geri çekti? Gerçekten ayıp. Ayıplıyoruz buradan. Evet, şu anki iyi diyenler bayağı bir yoğunlukta. 9'dan çok 8.5 isteği geldi bu arada. İnsanlar hafta içi 9.5, hafta sonu 9'a oylar bölünmesin diye vermiyor bence. Yoksa o çok mantıklıydı. Ne? Oylar bölünmesin diye hafta içi 9.5, hafta sonu 9 olsuna vermiyor insanlar. Kazanma ihtimali çok düşük ya. Oyları bölüyor ışık. O 28'e düştük. 28 kişi oy kullandı. Evet, muhtemelen aynı saat. Çoğunluk aynı saat diyor. Aynen, genelde aynı saat diyorlar. Ya iyi bir saat bu bence. Bu arada. Tamam arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Vallahi Cem, sana da teşekkür ederim beni ağırladığın için. Her zaman. Ne zaman? Burada mı yapacağız yerini? Ha, burada yapalım. İnsanlar farklı arka plan da görsün. Hı-hı. Şöyle hatta arka planın arka planını da durmadan değiştirebilirim. Biraz da bu kalsın. hocayı çok tutmayalım. Tamamdır. Görüşürüz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim hepinize. Yarın yine bilmiyorum. Ürün araştırma sanırım. Ürün araştırmadan devam ederiz muhtemelen. Şimdi hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler diliyorum. Yayını sonlandırıyorum o zaman. Evet.